İsmail Saymaz, Halk TV.com.tr 70 kişiye mezar olan iki binanın müteahhidi. Gaziantep'te depremin en ağır hasarı verdiği ilçe Nurdağ oldu. Tam 2170 insan öldü, 342 bina yıkıldı. Nurdağ, AK Parti'nin bir kalkınma modeli olarak benimsediği İnşaat Ya Resulallah düzeninin en çarpık örneğini oluşturuyor. AK Partili Belediye Başkanı Ökkeş Kavak yıkılan ve 70 insana mezar olan iki binanın müteahhidi olduğu gerekçesiyle 25 Şubat'ta tutuklandı. Kavak'ın ifadelerinden anlıyoruz ki binalar kaçaktı. Mimarı bile yoktu ve iskana açıldıktan çok sonra ruhsatlandırıldı. Kardeşi dahil 45 can. Yıkılan iki bina 5 Beşpınar Mahallesi'nde. Biri emek, diğeri Kavak Apartmanı. Savcılığa göre emek apartmanında 45 insan hayatını kaybetti. Ölenler arasında Kavak'ın kardeşi Osman, Osman'ın oğlu Fatih, kızı Zilan, amca kızları ve amca oğulları dahil 10 yakını can verdi. Kavak ifadesinde apartmanın bulunduğu arsayı miras yoluyla kardeşi Osman'a verdiğini ancak tapuda devretmediğini söylüyor. Arsada kardeşleri ve akrabaları tarafından imece usulü bina yapıldığını ancak bir müteahhiti olmadığını savunuyor. İnşaatın yapımını kardeşi Osman ve amca oğlu Hacı Mehmet Kavak'la İsmail Hakkı Yıldırım'ın takip ettiklerini iddia ediyor. Gel gör ki bugün üçü de hayatta değil. İnşaat 1998'de başladı ve 4 yıl sürdü. Apartman sakinleri 2002'de ruhsatsız binada oturmaya başladı. Ruhsat 2010'da çıkarıldı. Kavak, ruhsat çıkarılırken kendisinin kağıt üzerinde müteahhit gösterildiğini ileri sürüyor. Şöyle devam ediyor. Nalbor dükkanım vardı. Vergi mükellefiydim. Apartmandaki akrabalar ruhsat çıkaralım senin vergi kaydın var. Seni müteahhit gösterelim dedim. Arsa üzerime olduğu için akraba ilişkilerimiz sebebiyle kabul ettim. Yapının başvurusunda kendimi müteahhit olarak beyan ettim. Kavak hatır sebebiyle kabul ettiğini söylerken bu derece büyük bir deprem yaşanacağını kestiremedim diyor. Kendisinin apartmanda oturmadığını anlatıyor zeminde market işletildiğini ve kolonun kesilmiş olabileceğini savunuyor. Yıkılan binada 10 yıl oturmuş. Kavak'ın soyadını taşıyan Kavak Apartmanı'nda ise 25 kişi can verdi. Kavak bu binanın yapımına 1997'de başladıklarını belirterek, Profesyonel ekiple çalışmadık, çevremiz ve tanıdıklarımızdan malzeme, işçilik ve ustalık desteği aldık diye konuşuyor. Suçtan kurtulabilmek için ne ben ne herhangi biri tek başına müteahhit değildi diyor. Binanın 2001'de bittiğini ve 2013'e kadar ruhsatsız olduğunu kabul ediyor. Kendisinin 2002-2012 arasında binada oturduğunu anlatıyor. Nurdağ'ındaki hakim ve savcıların bile kaçak binada ev kiraladığını kaydediyor. Emek gibi Kavak apartmanında kağıt üzerinde müteahhit gösterildiğini iddia ediyor. Kavak, prensibim yapmadığım yapıda müteahhit gözükmemektir. Bu yapıda kat irtifakı kurulabilmesi için akraba ve arkadaşlarımı kıramadım. Apartmanın müteahidi ben değilim. Eğer ilgisi yoksa bina neden Kavağan soyadını taşıyor? Kavağan gerekçesi dünden hazır. Ortak alan masrafını üstleneyim, merdiven yaptırayım, benim soyadım apartmanın adı olsun dedim, kabul ettiler. İki suçtan da tutuklu. Kavak, 2014'te Kavak İnşaatı kurduğunu ve 2019'da belediye başkanı seçilene kadar müteahhitlik yaptığını kaydediyor. Nurdağ'ın da diktiği 7 ve Hasla'daki iki binanın yıkılmadığını anlatıyor. Bu savunması Kavak'ı kurtaramadı. Kavak, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlarından iki kez tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nurdağ'ın veli göçeriyle başkanın kardeşi ortak inşaat yaptı. Nordağan'da 5 binası yıkılan 300'ü e aşkın yurttaşın ölümüne yol açan müteahhit Yunus Kaya'yı araştırırken geçen cuma belediye başkanı Ökkeş Kava'yı aramıştım. Çünkü Kaya AK Parti'den belediye meclis üyesi olmuş, imar komisyonuna seçilmişti. Adeta kediye ciğeri teslim etmişlerdi. Henüz 33 yaşında olan Kaya hem AK Partili hem de MHP'li milletvekilleriyle yakındı. Bu siyasi ilişkileri sayesinde yükseldi. Geçen yıl İl Sağlık Müdürlüğü'nün araç kiralama ihalesini 13 milyon 870 TL'ye aldı. Kaya'ya ait CCK grupla Başkan Ökkeş Kavağan kurduğu ve seçildikten sonra kardeşi Osman'a bıraktığı Kavak inşaat Elit Park Konutları adlı projeye başlamıştı. Başkan Ökkeş Kava'yı aradığımda depremden sonra firari olan Kaya, Mersin'de yakalanarak Gaziantep'e getirilmişti. Kavak söyleşimizde kardeşinin Kaya ile ortaklığını çok sonra öğrendiğini ve sonlandırdığını iddia etti. Oysa kardeşiyle Kaya tarafından inşa edilen binayı başkanın sonradan öğrenmesi hiç inandırıcı değil. Zaten Nurdağ gibi küçük bir ilçede başkan şirketin başından ayrıldım dese bile bunun göstermelik olduğu biliniyor. Muhtemelen Kavak'ın ortaklıktan haberi vardı. Söyleşide o an ayrıntıları bilmediğim için Osman Kavak'ın öldüğü emek apartmanını Kaya'nın mı yaptığını sordum. Kavak müteahhidi kendi olmasına rağmen bu bilgiyi sakladı. Kaderin işine bakın ki Kavak bu söyleşiden bir gün sonra gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi. İşte görüşmemiz. Yunus Kaya'nın inşaatlarını birlikte mi yaptınız? Yunus Kaya bizde belediye meclis üyesi. 15 yıldır müteahhitlik yapan birisi. Yıkılan binaların ruhsatları benim dönemimden önce alınmış. Bir kısmı 8 yıllık, bir kısmı 10 yıllık, bir kısmı 5. Rahmetli kardeşim Osman'la başka yerde inşaat yapacaklarmış. Bundan haberim yoktu. Levha asmışlar, görünce kardeşime kızdım. Dedim ki ortaklık yok. Kardeşimin 3-4 aylık ortaklığı oldu ve ayrıldı. Yıkılan bir yer mi? Yıkılan değil. Kayaya sizin döneminize verilmiş ruhsat yok mu? Benim dönemimde verilen bir ruhsatı var. Kardeşimle beraber ortaklığa başladığı o bina ayakta. İnşaatı devam ediyor. Kardeşlerinizin rahmetli olduğu bina onun yaptığı bina mı? Kardeşimin rahmetli olduğu bina geçmişte aile binası olarak. Yok, onun binası değil. Başka bir bina. Onunla hiçbir şekilde ticari bağlantısı yok. Benim hiç yok. İnşaat şirketinin sahibi sizdiniz ve seçilince ayrıldınız öyle mi? Seçilince inşaat işlerini bıraktım. Kardeşim de inşaat yapmadı. Bir yerde inşaat yapacaklardı. 3-4 ay sonra farkına vardım, ayrıldılar. Kaya ile ortak inşaatınız oldu mu? Kaya ne ortak inşaatım ne ticari işim seçimden önce de sonra da olmadı. Kaya'nın binalarının yıkılma sebebine bilgim yok. Savcılık soruşturma yapacak ve karar verecektir müteahhitin imar komisyonunda olması sorunlu değil mi? İmar komisyonunda olan bir insanın kendine ayrıcalık yapma şansı yok. Zaten bizim 1 bölü 5 binlik imar planlarımız büyük şehirde yapılıyor. İlçede yapılanlar büyük şehir uygun gördüğü zaman ilçeden geçiyor. Kat arttırımı asla öyle bir şey kesinlikle yok. Sizden önce verilen ruhsatlarla ilgili problem var mı? Belediye binası çöktü, evraklara savcılık el koydu. Onlar inceliyor sizin ruhsat verdiğiniz ve yıkılan bina var mı? Dönemimde ruhsatı alıp yıkılan bina yok. Depremzedelerin veraset işleminden para alınmasın. Depremde hayatını kaybeden sayısı dün 45.089'a çıktı ve bu sayının daha da artması bekleniyor. Cenazelerini defneden aile yakınları veraset için adliyede işlem yapıyor. Ancak adliyeler depremzedelerden her cenaze için 262.70 TL ücret alıyor. Örneğin Hatay'da babası, annesi ve kardeşini kaybeden Yeşim Akyüz dün 789 TL ödedi. Dosya dilekçe ücretin için bile depremzedelerden 29 TL alınıyor. Adli yardım kabul edilmiyor. Rakamlar olağan vakitlerde küçük görünebilir. Fakat depremde en yakınlarını ve bütün varlıklarını yitirenler açısından çok ciddi bir tutar oluşturuyor. Adalet Bakanlığı depremzedelerin veraset işlemlerini pekala bütçesinden karşılayabilir. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.